geriden giriş ama. Yollar dışı. Yollar dışı. Yollar dışı. Köyde çok resim var ha. Evet. Alo. Sultan abi. Kısa bir gülüşün kalayım. Sultan abi, bir gülüşün için salon almadım. Sultan abi. Yazayım bir iki satır. 19 Mart değil mi? 20 Mart. 20. 20. Vallahi günleri de Tunukba'nın güzel ilçesi Viranşehir'e ilk ziyaretim. Caddeler, sokaklar, kalabalık insanlar da dolu ve insanların mutlu olduğunu gördüm. Pek çok peygambere ev sahipliği yapmış, tarihi eserlerle bezeli, bu güzide ilçenin istikbali çok daha parlak olacaktır. Saygılarım. Viranşehir Tesisleri Vali tarihi kurulları, mütemmilleri, gidip dönemlerine çok eski bir yerleşim yeri. İlk İslam ordularıyla buluşması 647-40 yılına denk geliyor. Zaman içerisinde Emevilerin, Abbasilerin ve daha sonra Türkmenlerin, Timur'un hakimiyetine girmiş. En son Osmanlı ile buluşması 1510 yılında mesela. Ve 1924 yılına kadar Mardin iline bağlı bir ilçeyken 1924 yılından sonra da Urfa'ya bağlanmış. Urfa'ya 90 kilometre, Mardin'e 100 kilometre, 110 kilometre. Diyarbakır'da 110 kilometre mesafede. Çok ortada bir tam ortasında. Stratejik bir yerde. Evet. Burada zaten ben görüntüsü var. Ceylanpınar güneyimizde, doğumuzda Kızıltepe, kuzeyde Siverek, Pilivat'ta Hadam'da komşu üstüne var. Viranşehir ilçesi Şanlıurfa'nın nüfus itibariyle İkinci büyük ilçesi Sivek'ten sonra sayılmayın. Toplam 1843 kilometre kare alanımız, yüksekliğimizde rakım itibar 620 metre. Kimliğini kazanmış, daha da parlak, neşeli, cıvıl cıvıl insanların yaşamaktan mutlu olacağı, başka yere gitmek hiç istemeyeceği bir yapıya bürünüyor, kimliğe bürünüyor. Ben burada emeği geçenlere, başta kaymakamımıza teşekkür ediyorum bütün daire amirlerine. Sadece bir örnek vereyim, okul mesela 520 derslik yapılıyor ve bu sene içinde hizmete girecek. Bunlar hizmete girince öğrenci sayımız sınıf başına 32'ye düşecek. Bu Türkiye'deki ideal rakamdır. Avrupa'da da bu rakam budur. Buradaki okuyan öğrencilerimiz çok daha başarılı olacak, sınavlarda çok daha iyi yerleri duracak. Bu o anlama geliyor. Benim gördüğüm bir diğer konuda organize sanayimizi kurulu olması çok memnuniyet verici. Bura dolmaya başladıkça Viranşehir'in istihdam sorunu, gençlerimizin işsizlik sorunu çok önemli ölçüde çözülecektir. Kamu yatırımlarında çok iyi bir mesafeye, alana gelinmiştir. Temennim, ümidim ilçe içindeki yeşil alanların, parkların çoğalması, gençlerimizin vakit geçireceği, sağlıklı vakit geçireceği alanların çoğalmasıdır. Bunların içinde top sahaları olabilir, basket sahaları olabilir, pek çok şey olabilir. Gel. Ve Viranşehir'i beklediğimden umduğumdan çok daha yatırımlar açısından ileri bir aşamada gördüm. Şehrin yapısı, sahip olduğu değerler çok kıymetli. Bir kere çok önemli bir yerde coğrafi olarak. Bu bölgede merkezi bir yere Mardin'e 110 kilometre, Urfa'ya 90 kilometre, pek çok yerin ortasında bir şey, bir yer. Bunun manası şu. Önemli sanayi ve ticari kuruluşlar burada muhakkak yer alacaklardır. Bunun manası bu. Bugün olmazsa yarın olacak. Bunu söyleyeyim sizlere. Çünkü bu kadar her yere yakın olmak her zaman, bütün tarih boyunca her zaman insanların iş yapmak ve yerleşmek için aradığı bir şart. Onun için organize sanayi şu anda gördüğüm kadarıyla %30 dolu. Ama bu sayı hızla artacaktır. Neye bağlı olarak artacaktır? İki şeye bağlı olarak artacaktır. Bir,
Urfa'daki sanayinin güçlenmesiyle muhakkak onun dalgaları buraya yansıyacaktır. İki, buranın dinamikleri, iş dinamikleri zaten bunun yolunu açmıştır. Ben burada tanıştığım sadece bir başka örnek vereyim. Kişilerin çoğu sanayi ile ilgili, küçük sanayi veya büyük sanayi ile ilgili kuruluşların, STK'ların temsilcisi. Bu da bu husustaki ilçenin enerjisini ve gücünü gösteriyor. Çok iyi durumda. Zaten 30 bin tonluk bir silo yapılmış. Muhakkak başka ihtiyaçlarınız da vardır. Bunu soracağım size. Sulama, büyük oranda sulamalı tarım yapılmakta. Ya tarımın verimli alana yönlendirilmesi ve tarıma dayalı sanayinin gelişmesi bence burada şu andaki soru bu. Karşımızda olan konu bu. Bunu yaşayacağız. Yani tarıma dayalı sanayinin daha güçlü olması, daha modern olması, daha katma değeri ürünü yüksek. Her şey yolunda mı? Kolaylık versin. Ev halkına selamımı söyleyin herkese. Hoş bulduk. Sağ olasın. Sizi temsil eden 15-20 kişiyle beraber görüştük. Ne varsa o konuları aldım. Merak etmeyin. Hoş bulduk. Merhabalar. Ne iş yapıyorsunuz? Soru arkadaşım. Tamam. Merhabalar. Kolay gelsin. Nasılsınız? İyi misiniz? Her şey yolunda mı? Merhaba. Merhabalar. Sen nasılsınız? Bereketli olsun. Tamam. Teşekkür ederim. Hayırlı günler. Selamünaleyküm. Merhaba delikanlı. Biliyor musun? Sağ olun, hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum. Biz de böyle geçiyoruz. Evet. Sağ olun. Hayırlı günler. Yani Nisan'da iyi olacak. Selam söyleyeyim. Merhaba efendim. Bereketli olsun. Çok iyi değil. Bereketli olsun. Daha iyi olacak. Geliriz her zaman geliriz. Hayırlı olsun. Niye satılıyorsunuz? Niye? Farklı şekil. Farklı şekil. Satacaksın mı? Üvey bari. Üvey bari. Nasıl işler peki? İstikbali çok parlak bir şehir gördüm ben. Şu anki haliyle bile çok güzel. Derli toplu. Pek çok yatırım yapılmış. Yapılmaya devam ediyor. En sevindiğim konu okulların sayısı artıyor. Bu sene biten okullarda. Yavrularımız, evlatlarımız 30-32 kişilik sınıflarda eğitim görecekler. Bir diğer sevindiğim konu da organize sanayinin kurulu olması. %25 kapasitede ama bu çok kısa zamanda tamamen dolacak. Ona inanıyorum. Yani Viranşehir hakikaten tarihte çok önemli bir yerleşim biriymiş. O tarihi misyonunu tekrar aynı güçle yerine getirecektir. Bölgede merkezi bir konumdadır. Pek çok yere yakındır. Mardin'e, Urfa'ya, çevresindekilere stratejik bir konum vardır. Pek çok peygamberin yaşadığı mübarek bir topraktır. İstikbali çok parlaktır. Güzel şeyler olacak, onu söyleyeyim. Bu ilçede. Geziniz boyunca halkımız size yoğun bilgi gösterdi. Evet, sağ olsunlar.
içten ve samimi ilgilerini ve sevgilerini gördüm. Samimiyet belli olan bir şeydir. Ben onların samimi gözlerini, gülüşlerini ve sevgilerini gördüm. Aynı şekilde mukabele ediyorum. Buraya hizmet etmek benim için büyük bir zevk olacak. Onu bu insanların yüzünün gülmesini, daha da mutlu olması benim için en büyük mutluluk kaynağı olacaktır. Bütün Viran şehirlere saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum hepsine. Yine yakın zamanda da geleceğim. Her şeyi takip edeceğim, her şeyi izleyeceğim. Burada başarılı çalışmalar yapıyoruz. Kaymakamımıza, arkadaşlara teşekkür ediyorum.